أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيقي واعتصامي إلا بالله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب زدنا علما وفهما وألحقنا بالصالحين Alemlerin Rabbi, yaratan, yaşatan ve yöneten Allah Azze ve Celle'ye sonsuz hamd-ü fenalar, nihayetsiz şükürler olsun. Resul-i Ekrem, Nebi-i Muhterem, Habib-i Huda, önderimiz, liderimiz, efendimiz, müjdecimiz sallallahu aleyhi ve selleme, ehline, ashabına ve etbaına salat ve selam olsun. Cenab-ı Hak, Tevfikat-ı Sübhaniyesine cümlemizi mazhar eylesin. Sevdiği ve razı olduğu kullar arasına bizleri de dahil eylesin. Miladi bu 2023 yılının bu ilk sohbetinde Cenab-ı Hak bu yılı hepimize, cemaatimize, cemiyetimize, topluma, millete, devlet-i aliyeye, alem-i İslam'a hayırlar, bereketler getirmesine vesile eylesin. Cenab-ı Hak İslam'ın, Müslümanların yeryüzünde izzet bulduğu, küfrün zillete düçar olduğu bir sene yaşamayı, mazlumların zulümden kurtulduğu, zalimlerin de hak ettiği akıbete düçar olduğu bir sene olması, Müslümanların özlerine, dinlerine, kimliklerine döndükleri, yeryüzünde tekrar İttihad-ı İslam, İslam ümmetinin yeniden bir araya geldiği bir sene olmasını Cenab-ı Hak nasip eylesin diyelim. Tevbe suresi 59. ayeti kerime ile dersimize devam edelim. Estaizu billah, bismillah. Ve lev ennehum radû mâ atâhumullâhu ve rasûlühü ve kâlu hasbunallâh seyyutînallâhu min fadlihi ve rasûlühü İnna ilallahi râgibûn. Sadakallahu nâzih. Velev ennehum radû mâ atâhumullâhu ve rasûlü. Eğer onlar, keşke onlar Allah Azze ve Celle ve Resulünün onlara verdiklerine razı olsalardı. Allah ve Resulünden onlara verilene keşke razı olsalardı. Ve kâlû ve şöyle deselerdi keşke. Hasbunallah. Allah bize yeter. Seyyutînallahu min fadlihi ve rasûlü. Allah ve Resulü bizi fazlından, kereminden efendim rızıklandıracak. Yani Allah bize verecek. Resulü bize Allah'ın inayetiyle fazlından, kereminden verecek. Keşke deselerdi. İnna ilallahi râgibun. Muhakkak ki biz Allah Azze ve Celle'ye rağbet edicileriz. Yani bizim derdimiz Allah'tır. Keşke diyebilselerdi. Kim için? Daha önce yukarıki ayeti kerimelerde hani birileri Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelip ki bunlar münafıklar idi. Allah Resulü'nün sadaka, infak, hayır, ganimetten pay dağıtımında Efendimiz'e itiraz edenler Allah Resulü Aleyhisselam'ı tenkit ederek adaletsiz davranıyorsun, haksızlık yapıyorsun diyenlere Cenab-ı Hak eğer onlara verilse idi, verildiğinde razı olurlar. Ama Peygamber Aleyhisselam onları mahrum ettiğinde, istediklerini elde edemediklerinde bu sefer de kızarlar dedikten sonra keşke onlar Allah ve Resulü'nün verdiklerine razı olsalardı diyor Mevlam. Yani o münafıklar kendilerine dünyalık verildiğinde sükût ederler, ses çıkarmazlar, itiraz etmezler, senden razı olurlar. Ama ne zaman menfaatleri kesilirse, istediklerini elde edemediklerinde peygamber de olsa dil uzatırlar. Peygambere ki sen adil değilsin, haksızlık yapıyorsun diyenler menfaatleri kesildiğinde her şeyi yaparlar. Efendimiz Aleyhisselam bir gün sahabeden birine buyurdular ki falanca zat hakkında ne düşünüyorsun? O da buyurdu ki ya Resulallah
Yani onu sürekli yanında bulunduruyorsun ve kendisine zaman zaman bir şeyler verdiğini görüyoruz. Yanında bulundurduğuna, zaman zaman kendisine de bir şeyler verdiğine göre sana yakın herhalde. Efendimiz Aleyhisselam buyurdu ki o münafıklardandır. Peki ya Resulallah, münafıklardan olduğunu bildiğin birini yanında tutuyorsun. Kendisine bir şeyler, ganimetten pay, dünyalık bir şeyler veriyorsun kendisine. Ne sebeple? Efendimiz Aleyhisselam buyurdular ki onu yanında tutuyorum ki diğer Müslümanlara zarar vermesin diye. Çünkü onu yanından uzaklaştırdığımda bu sefer başka Müslümanlara da zarar verecek. Çünkü biliyor Allah Resulü, bu münafıklar menfaat gördükleri zaman senin yanında dururlar. Ama menfaatleri kesildiğinde, yani bir koltuk verirsin ona, bir makam verirsin, bir yerlere getirirsin, senin kapının köpekliğini yapar. Ama o elindeki imkanı, koltuğu, nimeti alırsın elinden, bu sefer başlar senin aleyhine konuşmaya. Bunların tineti bu. Menfaatleri elden gittiği anda senden kötüsü yok. Onun için menfaat göremediği zaman geçmişin defterlerini karıştırmak münafıklık alametlerindendir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam öyle buyuruyor. Cenab-ı Hak bizi nifakın her çeşidinden de münafıkların tamamından da beri eylesin, uzak eylesin diyelim. Bu ayette Cenab-ı Hak dört şeyin altını tabiri caizse çiziyor. Dört şeye dikkat çekiyor. Bir, şayet onlar Allah ve Resulünün onlara verdiklerine razı olsalardı. Yani Mevla Teala kullarına demek istiyor ki Allah ve Resulünden size verilene razı olun. Birinci makam. Rıza makamı. Allah'tan razı olun. Allah'ın size verdiklerine razı olun. Kanaat ehli olun. İsyan etmeyin. Asi olmayın. Ya helalen bak işte şöyle güzel hayat yaşıyor. Efendim şu kadar geliri var. Ben niye böyleyim, bu haldeyim? Sorgulama. Rıza göster. Keşke razı olsalardı hallerine diyor ya Mevla. Sa'd bin Ebi Vakkas radıyallahu anh ilerleyen yaşında denilir ki bir gözü kör oldu. Dediler ona ki ey Sa'd, sen aşere-i mübeşşer edensin. Yani Allah Resulü'nün yaşarken cennetle müjdelediği 10 kişiden birisin. Allah Resulü aleyhisselam hiç kimse hakkında söylemediğini senin hakkında söyledi. Uhud günü Efendimiz aleyhisselam Sa'd yanında ok atıyor düşmana. Efendimiz o kadar yalnız, savunmasız kalmış, etrafında 3-5 sahabeden biri Sa'd. Sa'd da ok atarken Efendimizin o kadar hoşuna gidiyor ki hayatta tek Efendimizin bu cümleyi kullandığı sahabedir. Bu cümleyi sahabenin tamamı Efendimiz için kullanırlar. Hangisi? Fedake bi ve ummi ya Resulallah. Anam babam sana feda olsun ey Allah'ın Resulü. Uhud günü Efendimiz bu sözü Sa'd için kullandı. Ey Sa'd, anam babam sana feda olsun. At ey Sa'd. Allah Resulü'nün hakkında böyle söylediği bir sahabe. Sahabe biliyor. Diyorlar ki bak sen böyle Allah katında kıymetli bir insansın. Dua etsen de Allah gözünü açsa Allah senin duanı reddetmez. Niye dua etmiyorsun? Cevap. Allah Azze ve Celle'nin benim için takdir ettiği bu kaderime, yani körlüğüme, gözümün açılmasından daha çok razıyım. Bu benim kaderim. Allah öyle takdir etmiş. Allah'ın benim için takdir ettiği bu körlük, benim el açıp da Allah'ım gözümü aç dememden benim için daha evladır. Bu körlük Allah'tan geldi mi? Allah'ın bana takdiri kaderim mi? Ben kaderimde yazılana razıyım diyebilmek. Allah ne diyor? Keşke razı olsalardı. Musa Aleyhisselam vaktiyle Cenab-ı Hakk'a, ya Rab kullarına ne söyleyeyim ki onları yaparsalar sen onlardan razı olursun. Yani senin razı olacağın nedir? Kullarına söyleyeyim. Öyle buyurdu ya Musa, kullarıma söyle onlar benden razı olsun, ben onlardan razı olurum. Allah'tan razı olmak, rıza makamı. İkincisinde وَقَالُوا حَسْبُنَ اللّٰهُ. Dilleriyle de bunu ikrar ederler. Bir, rıza makamı. Kalpleriyle Allah'tan gelene razı olurlar.
İki, lisanen de bunu ifade ederler, ikrar eder. Ne derler? Hasbunallah. Yani sözleriyle de şikayet etmezler hallerine. Gerçek müminler kimdir? Allah'tan onlara bir şey isabet ettiğinde can yakıcı, sıkıntı, elem verici, bela, hastalık, dert, keder neyse isabet ettiğinde o müminlerin dilinden şunu duyarsınız. Keşke bunu söyleselerdi Allah diyor. Hasbunallah. Allah bize yeter. Allah var mı? Amenna. Allah her şeye kadir mi? Her şeyi gören, bilen mi? Benim bu halimden Allah haberdar mı? O bize yeter. Keşke bunu söyleselerdi. Yani gerçek müminler her halükarda ne derler? Allah bize yeter. Kalpleri rıza makamındadır. Dilleriyle de Allah'a isyan etmez. Maksadı aşan cümleler kullanmazlar. Hani iki Allah dostu için denilir ya, hastaneye gitmişler. Hastanede de bir gayrimüslim doktor. Bunlara soruyor, senin neyin var diye. Bir tanesi sayıyor işte, şuram ağrıyor, buram ağrıyor, dayanamıyorum falan diye. Ötekine sormuş, benim hiçbir şeyim yok demiş. Sonra doktor yanlarından uzaklaşayım da, ikisi de salih Allah dostlarından. Aralarında konuşuyorlar. Biri ötekine diyor ki, utanmıyor musun diyor. Allah'ı bir gayrimüslim gavur doktora şikayet ediyorsun. Şuram ağrıyor, buram ağrıyor. Bu ağrıları, bu hastalığı sana veren kim? Allah. Kimi kime şikayet ediyorsun dedi ya. Allah'ı bir gavur doktora mı şikayet ediyorsun dedi. Dedi ki yok. Ben aslında ona şu mesajı vermek istedim dedi. Bak ey gavur doktor. Ben ki Müslüman olduğum halde Allah bu dünyada bana bu acıları, bu hastalığı, bu ızdırabı çektiriyorsa sen bu gavur halinle ahirette neler çekeceğin bir düşün. Onu demek istedim ona aslında dedi. Peki sen dedi, adam sana soruyor neyin var? Bir şeyim yok diyorsun. Madem bir şeyin yok niye buraya geldin? Cevap, kimi dedi kimi şikayet edeceğim dedi. Ben ona demeyeyim dedi, şuram ağrıyor, buram ağrıyor, ben hastayım. Bana bu hastalığı veren Allah, ben Allah'ı bir doktora şikayet mi edeceğim dedi. Rıza makamı, biz sadece bunun edebiyatını yaparız, anlatırız, siz de dinlersiniz. Rabbim kalben bu makama ermeyi lisanen de her halükarda Allah'ın razı olmayacağı bir cümle şu ağzından çıkmayan kullarından eylesin. Üçüncüsü, onlar derler ki seyyutina Allahu min fadlihi ve resuluhu. Yani tamam belki şu an halimiz böyle olabilir ama geleceğe dair de Allah'tan ümit vardırlar. Derler ki Allah ve Resulü fazlından bizi rızıklandıracak, bize verecek. Tamam bugün vermedi ama yarın verecek. Dünyada vermedi, ahirette verecek. Öyle mi? Müminin imanı budur. Dünyada Allah nimet vermez, zenginlik vermez, sıhhat vermez. Dert verir, hastalık verir, bela verir. Çünkü mülk Allah'ın, tasarruf onun, istediğini yapar. Ama müminin inancı nedir? Allah Azze ve Celle'den ister. Ya Rab senden afiyet istiyorum der, zenginlik istiyorum der. İnanır, bu dünyada vermezse ahirette mutlaka bunların karşılığını verecektir. Bu da üçüncü makam. Dördüncü makam nedir? İnna ilallahi rabibun. Onlar keşke deselerdi ki biz Allah'a rağbet edicileriz. Yani bizim rağbetimiz Allah'a. Bizim derdimiz Allah Celle Celaluhu. Verse ne olur, vermese ne olur. He? Bu dünyada hasta olsan ne, iyi olsan ne, zengin olsan ne, fakir olsan, bizim derdimiz dünya değil. Bizim derdimiz Allah'ın rızası. Allah benden hasta olduğumda razı olacaksa bu hastalık başım üstünde. Allah benden fakirliğimle razı olacaksa bu fakirlik başım üstünde. Yok Allah bana bir bela vererek benden razı olacaksa değil mi ki Allah'tan bizim derdimiz Allah'ın rızasıdır derler. Hani şeyhin birine, müridin biri gitmiş sormuş demiş ya, üstadım demiş, kitaplarda şeriat, tarikat, marifet, hakikat. Dört şey, dört kavram zikredilir. Ne demek? Şeriat nedir, tarikat nedir, marifet nedir, hakikat nedir? Bunları en güzel nasıl anlayabiliriz? Şeyh efendi dedi ki, şu gördüğün var ya sırtı bize dönük olan,
şu karşıdaki işaret ettiğime arkadan git ensesine bir tokat vur dedi. Bu da hemen gitti onun arkasına enseye bir tokat şaplattı. Sırtına vurulan diyor geriye döner dönmez aynıyla buna misliyle tokatı patlattı. Geldi şeyhin yanına anladın mı dedi. Anlamadım dedi. Şeriat dedi bak. Şeriatın ne olduğunu merak ediyorsun ya. Bak bu şeriat. Sen ona vurdun o da sana vurdu. Şeriatta kısas var. Kısasa kısas. Bir tokata bir tokat. Bu şeriat. Şimdi dedi o falanca var ya dedi işaret ettim ona vur dedi sırtına. Gitti onun sırtına şaplattı diyelim. O da şöyle geriye döndü elini kaldırdı tam buna vuracakken yutkundu elini indirdi. Geldi anladın mı dedi anlamadım. Bu da tarikat dedi. Tarikat ne demek? Nefis terbiyesi ya. Sen ona vurunca canı yandı. O da geriye döndü sana misliyle vuracakken tarikat devreye girdi. Çünkü Müslüman nefsiyle hareket etmez. Yutkundu nefsini yendi. Bu da tarikat dedi. Peki marifet ne? Marifet. Onu da git dedi şunun sırtına vur. Gitti onun sırtına vurdu. O da böyle geriye sadece döndü baktı. Ne anladım? Anlamadım dedi. Bu da marifet makamı dedi. Yani o tokatı vuranın kim olduğunu, tamam vurduran Allah da vuranın kim olduğunu öğrenmek için geriye döndü baktı. Ha, bu tokat bana falanca eliyle geldi. Hakikat nedir öğrenmek ister misin? Onu da git dedi falancanın ensesine vur. Onun enseye bir tokat adam yerinden kımıldamadı. Ne ayağa ne geriye ne baktı hiçbir şey yok olduğu gibi duruyor. Bu da dedi hakikat makamı. Tokatı kim vurursa vursun vurduranın Allah olduğunu biliyor. Her şey Allah'tan mı? Amenna. Her şey Allah'tansa ya bu nasıl Allah'a imandır ki? İyilik verdiğinde, nimet verdiğinde, güzellik verdiğinde, şifa verdiğinde Allah'tandır diyorsun, seviniyorsun da aynı Allah dert verdiğinde, hastalık verdiğinde, keder verdiğinde niye itiraz ediyorsun? Allah'a rağmen başına bir şeyin gelmesi mümkün mü? Allah dilemeden olur mu öyle bir şey? Haşa. O zaman keşke diyor Mevla işte bu dört taneden dördünü de söylese yapsalardı Allah bize öyle olmayı nasip eylesin diyelim. Bir sonraki ayet okuyalım. 60. ayet. İnnemâ sadakâtu lil fukara. Burada da Cenab-ı Hak zekatın verilecek olduğu yerleri zikrediyor. Muhakkak ki sadaka ama buradaki sadakadan maksat çünkü en sonunda feridaten minallah. Allah'tan farz olan sadaka. Yani zekattan bahsediyorum Mevla. Çünkü sadaka Kur'an'da çok kullanılan bir kavramdır. Bazen efendim nafile hayır adına kullanılır. Bazen zekat yerine de kullanılır. Buradaki manası zekat. Muhakkak ki zekat şu kimselerdir Cenab-ı Hak buyuruyor. Lil fukara yani fakirlerin cemisi fukaradır. Fakirlere verilir. İki, vel mesakin miskinlere verilir. Fakir ne? Miskin ne? Ulema farklı görüşler, manalar verseler de yani birine verilen mana diğer için de kullanılabilir deseler de birinin manası çalıştığı halde işi, gücü, yeri, parkı olduğu halde geçinemeyen ya da nisap miktarının altında imkanı olana fakir derler ya da miskin derler. Tersi çalışamıyor, işi yok, etrafında yardım edecek kimsesi yok, buna da miskin derler. Yani bir adam çalışabilir, memur olabilir, işçi olabilir, bahçesi bağı olabilir. Ama kazandıklarıyla geçinemiyorsa, nisap miktarının altında, çoluğu çocuğu fazla yetiştiremiyorsa, bu adamın işi var, bu adam memur, bu işçi denmez, nisabın altındaki ihtiyaçlıya ona da zekat verilir. Adamın hiçbir şeyi yok, evi yok, işi yok, barkı yok, arazisi yok, akraba talukatı yok, ona da zekat verilir diyor Cenab-ı Hak. İki, üç, üçüncüsü de vel aminine aleyha. Evvelce zekat memurları var idi. Efendimiz Aleyhisselam'ın zamanından ta Cumhuriyet'in kurulduğu günlere kadar İslam devletinde öyle bir hani bugün vergi memuru diyoruz ya
zekat memurları var. Mevla da buyuruyor ki o zekat memurları da zekat alabilir. Onlara da zekat verilir. Başka vel müellefeti kulubuhum. Kalpleri İslam'a ısındırılmak istenenler. Yani kendisi Müslüman değil, gayrimüslim. Ama İslam'a alakası var, yakınlığı var. Yani elinden tutulsa, fakir olması hasebiyle ona el tutulsa, yardım edilse, o yardımlar sebebiyle Müslüman olacak. Efendimiz Aleyhisselam'ın zamanında Safvan radıyallahu anh bunlardan biri değil mi? Huneyn sonrasında Efendimiz diyor ganimetleri taksim ederken Safvan Efendimiz'in yanına geliyor. Gayrimüslim, iman etmemiş. Efendimiz Aleyhisselam'ın şöyle gözüne gözüne bakıyor. Hani ben de Müslüman olsaydım bana da ganimetten pay verecekti. Ama şimdi Müslüman değilim diye bana vermeyeceğim dercesine Efendimiz Aleyhisselam da çağırdı yanına, şu görmüş olduğun iki vadi arasındaki mallar onlar da senindir deyince Safvan'ın gözleri dışarı atladı. Yani sen ki bu kadar cömert, ancak bir peygamber bu kadar cömert olur diyecek, kelime-i şehadet getirir, Müslüman olacak. Yine Efendimiz'e biri gelecek, gayrimüslim, Efendimiz Aleyhisselam'a halini anlatacak. Allah Resulü Aleyhisselam da kendisine fazla fazla cömertçe verecek. O da gidecek kavmine diyecek ki vallahi Muhammed o kadar cömert ki fakirlik diye bir korkusu yok. Ben inanıyorum o hak peygamberdir, siz de ona iman edin. Bak gayrimüslime Müslüman olma ihtimali olması hasebiyle yardım etmek, sadaka vermek, zekat vermek caiz mi? Caiz. Ama ne vakte kadar? Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'ın devri hilafetine kadar. Ebubekir radıyallahu anh halife iken evvelce Efendimiz zamanında kendileri müellefe-i kulub diye tarif edilen Müslüman değiller ama Efendimiz'e geliyorlar, Allah Resulü onlara ganimetten, sadakalardan veriyor. Ebu Bekir'in halifeliğinde geldiler. Dediler ya Ebu Bekir, peygamberin bizim hakkımızda ayırdığı o beytül malden, devlet bütçesinden payımızı istiyoruz dediler. Ebu Bekir radıyallahu anh da onlara bir kağıt, altına imza, devlet bütçesinden, maliyeden sorumlu şahsa git, o size bu kağıtta yazılan miktarı versin. Aldılar kağıdı, geldiler. Kime? Hazreti Ömer'e geldiler. Dediler ya Ömer, bak altında halifenin imzası var. Bize devlet bütçesinden, Merkez Bankası'ndan, Beytül Mal'den payımızı ver. Hazreti Ömer radıyallahu anh dedi onlara ki o dönem bitti. Şimdi İslam'ın izzet bulduğu günlerdeyiz. Öyle rüşvetle Müslüman olacak adama ihtiyacımız yok bizim dedi. Olacaksanız olun. Şimdiye kadar olmadınız dedi. Allah Resulü siz Müslüman olursunuz diye size veriyordu. Ama bak aradan kaç sene geçti? Peygamber dönemi bitti. Ebu Bekir dönemindeyiz. Hala iman etmediniz. Benim kendi garibim, fakirim varken niye size vereceğim dedi. Hadi oradan dedi. Gönderdi onları. Geldiler Ebu Bekir'e. Dediler ya Ebu Bekir, halife sen misin Ömer mi? Sen devlet başkanı, imza attın altına. Gidin alın diye Ömer vermiyor bize. Ebu Bekir güldü. Dedi ki Ömer benim yetkilerimi kullanmaya haizdir. Ha ben ha o fark etmez dedi. Ulema buyuruyor ki artık bundan sonra İslam ümmeti yüceldi, Müslümanlar arttılar, çoğaldılar. Artık neyin ne olduğunu insanlar biliyorlar. Gayrimüslime bu manada Müslüman olma ümidiyle zekat verilmez diyor ulemanın ekserisi. Ama ayet ortada durduğu için bu ayete göre amel etmek gerekir diyen ulema da var. Hanefi fukahasının bu konudaki görüşü zımmi ne demek? İslam toplumunda yaşayan gayrimüslim demek. Yani azınlık. Türkiye'de yaşayan azınlık, gayrimüslim. Eğer onlar fakirseler, ihtiyaçlı iseler kendilerine zekat değil ama sadaka verilir. Hanefi fıkhına göre. Ama harbi olana, yani İslam memleketinde değil, gayrimüslim bir memlekette, küfür diyarında yaşayan bir gavur, fakir de olsa ona sadaka da verilmez, hayır da yapılmaz. Ama dediğim gibi İslam memleketinde yaşayan bir gayrimüslime
kestiği kurbandan verilir, sadaka verilir, fitre verilir. Efendim adağından gayrimüslim, zımmi olana Hanefi'ye göre verilir. Ama gayrimüslim bir memlekette yaşayan gavura fakir de olsa verilmez. El cevap. Dolayısıyla Cenab-ı Hak burada kalbi İslam'a ısındırılmak istenenlere de zekattan bir pay ayırmış. Başka? وَفِرْ رِكَابْ. Bir de azatlık. Yani paralarını verirseler sahiplerinden azade olabilecek kölelere. Bugün kölelik sistemi olmadığı için bu köleler de zekat verilecek olan zümreden olmakla beraber bugün kölelik müessesesi kalmadığı için bu ayetin de yani hükmü otomatikmen ortadan kalkmıştır. Mükatep kölelik vardır. Sahibiyle anlaşmalı. Sahibi der ki ona bana şu kadar para getir seni serbest bırakayım. Hür olursun. O kölelere Mevla diyor ki zekat verilebilirdi ama zamanı geçti. Başka? Ve fî sebîlillâh. Allah yolunda olanlara da zekat verilir Mevla diyor. Allah yolunda olmak ne demek? Allah yolunda cihada çıkan, gazaya çıkan mücahide. Allah yolunda ilim tahsil etmek için ilim öğrenen talebeye. Allah yolunda hacca giden ama yolda yoksul düşen, garip düşen, fakir düşen, imkanları elinden giden hac yolcusuna Allah yolunun yolcusu denir. Bunlara da zekat verilir. Başka? Vebni sebil, yolda kalmışa da zekat verilir Mevla'nın. Adam memlekette zengindir, gurbettedir, elinde avucunda yoktur. Memlekete dönme imkanı bulamadığı için, tabii eski şartlarda, şimdi kartlar var, bankamatikler var, telefon var. Yani nereye gidersen git, gittiğin her yerde para sahibi olabilirsin. Ama olur ki adam memlekette zengindir, gurbet diyarında fakir düşmüştür, imkanı yoktur. Ona da zekat verilir Mevla diyor. Ya da ulema diyor ki bir adam kendi memleketinde de olsa ticaret yapıyor. Alacakları çok ama alacaklarını elde edemiyor, tahsil edemiyorsa bundan dolayı da kendisi muhtaç duruma düştüyse buna da zekat verilir. Bu da yolda kalmış hükmündedir der ulema. Feridaten minallah. İşte bütün bunlar Allah'ın kullarına, iman edenlere farz kıldığıdır. Allah alimul hakim, Allah alimdir, hakimdir. Burada bir iki ince meseleyi şöyle dikkatlerinize arz edelim zekatla alakalı. Genelde biz burada zekat verilecek olan zümreden fakirlere, miskinlere, ilim talebelerine daha ziyade tercih ederiz. Burada bir parantezle zekat verilemeyecek olan yerleri bir başlıkta çabuk çabuk arz edecek olursak zekat nerelere, kimlere verilmez? Bir, kurumsal kimliği olanlara zekat verilmez. Yani kurumlara, cami, Kur'an kursu, vakıf, dernek, buralara zekat verilmez. Temlik dediğimiz zekatın olmazsa olmaz şartlarından biri. Karşı taraf şahıs olacak ve onun eline geçecek. O da o mal üzerine tasarruf sahibi olacak. Dolayısıyla kurumlara Kur'an kursu da olsa, cami de olsa zekat verilmez. Ama Kur'an kurslarında talebelere verilmek kaydıyla kurs yöneticilerine, talebeler adına vekaleten zekat verilebilir. Ama kursun binasına, cami inşaatına, vakıf derneğe zekat olmaz. Bu bir. İki, usul ve furu dediğimiz anne baba, dede, nine yukarıya doğru, evlat, torun aşağıya doğru. Bunlara da zekat verilmez. Yani bir kişi annesine, babasına, dedesine, ninesine, babasının dedesine yukarıya doğru Adem Aleyhisselam'a kadar veremez. Oğluna, kızına, oğlunun çocuklarına, kızının çocuklarına aşağıya doğru torunlara zekat veremez. Çünkü bakmakla mükellef olduğu zümredendir bunlar. Ama bir insan üvey annesine, üvey babasına, süt annesine, süt babasına zekat verebilir mi? El cevap, bunlar usul ve furudan kabul edilmediği için bunlara zekat verilir. Üvey evlada verilebilir mi? Yani diyelim adam evlenmiş, evlendiğinde hanımının ya da kocasının daha evvelki evliliğinden çocuğu var.
Bu çocuk kan bağı yok arada. Üvey evlat. Üvey evlada zekat verilir mi? Usul ve furudan sayılmadığı için verilir. Üvey anne baba, yani baban, annemden sonra başka bir anne, ikinci anne, annemdir. Ama usul ve furudan kabul edilmediği için üvey anne babaya zekat verilir. Başka süt anne baba aynı şekilde. Başka kayınvalide, kayınpeder, damat ya da gelin. Bunlar da usul ve furudan sayılmadığı için bunlara da zekat verilir. Yani kaynanan, kayınpederin, damadın, gelinin ihtiyaçlı ise, fakirse bunlara zekat verilir. Nere verilmez? Kendi annene, babana, kendi evladına, torununa. Zengin olana zekat verilmez. Nisap miktarı, yani 80.18 gram altın alabilecek parası, dövizi, efendim ticari emtiağı olan birine zekat verilmez. Gayrimüslime zekat verilmez. Müslüman olmayan birine. Bırak Müslüman olmayanı, ulemadan bazıları derler ki namaz kılmayan birine zekat verilir mi? Bazı ulema, müçtehitler verilmez demişler. Çünkü zekat bir ibadettir. İbadet kastıyla verilen bu hayır, alnı secde görmeyen beynamaz bir adama verilmez. Ama fetva bu değildir. Hanefi fıkhına göre inkar etmiyorsa, namazı kabul ettiği halde tembelliğinden kılmıyorsa verilebilir. Ama zekatı namaz kılan, dinini yaşayan, ihtiyaçlıya vermek daha evladır de ulema. Başka zekat verirken etrafınızdan, yakınlarınızdan, akrabalarınızdan başlamak daha evladır der ulema. Ebu Talha radıyallahu anh, "Len tenalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun." Ayeti indikten sonra ne demek? Sevdiklerinizden diyor Allah yolunda vermedikçe takva sahibi olamazsınız. En çok neyi seviyorsunuz? Sevdiklerinizden vereceksiniz Allah yolunda. Yani cebinden şöyle paraları çıkarttığın zaman 10 lira var, 20 lira var, 50 lira var, 200 lira var, bir de 100 dolar var, bir de 100 euro var yanında. Hangisini daha çok seversiniz? Bak Allah ne diyor? En çok sevdiklerinizden vermedikçe takva sahibi olamazsınız diyor. Ayet. Sahabe bu ayeti nasıl anlıyor? Ebu Talha radıyallahu anh Efendimiz'e geliyor. Medine'nin Mescid-i Nebevi'nin karşısında en güzel, en verimli hurma bahçesi Ebu Talha'nın. Yani şöyle düşünün, meydanın en göbeğinde bir araziniz var. Parayla satın alınmaz. Ebu Talha geldi, ya Resulallah, madem Allah Azze ve Celle öyle buyurdu, ben dedi Medine'nin karşısındaki şu arsamı dedi sana verdim, istediğine tasadduk edersin. Nasıl anlamış ayeti bak. En çok sevdiklerinizden Allah yolunda. Yani buranın değeri şu kadarmış, parası bu kadarmış. Allah öyle diyorsa benim için asıl olan Rabbimin rızasıdır. Koca bir bahçeyi infak et. Efendimiz ne buyurdu? Ebu Talha'ya ne karlı bir alışveriş yaptın dedi ona ya. Ne güzel bir anlayış, ne karlı bir sermaye biriktirdin. Bu senin elinde kalsaydı öldüğünde burada çocuklarına kalacak. Ama şimdi sen bu arsayı ebedileştirdin. Sonra buyurdu ki Ebu Talha'ya, akrabaların içerisinde ihtiyaçlı olanlar var mı? Var ya Resulallah, bu arsayı onların arasında taksim et buyurdu. Ne öğretiyor Efendimiz bize? Hayır yapacaklar, zekat verecekler. Önce akrabalarınızdan gözetin. Çünkü akrabaya yaptığınız iyilik hem iyilik sevabı hem de sıla-i rahim sevabıdır diyor Efendimiz. Demek ki zekatta öncelik kimin hakkı? Akrabanda ihtiyaçlı olan. Sonra etrafında komşularından ihtiyaçlı olan varsa. Sonra bulunduğun mahallede, köyde, şehirde ihtiyaçlı olanlar varken uzak yerdeki ihtiyaçlara göndermen mekruhtur der ulema. Senin etrafında, çevrende, komşularında ihtiyaç sahibi garipler varken bu memleketin ihtiyaçları dururken başka memleketin fakirlerine zekat göndermen caizdir ama mekruhtur. Dolayısıyla zekatla alakalı şimdilik böyle hulasa, özel bir bilgi vermiş olalım. Son bir cümle, zekat kimlere verilmez?
mümeyyiz olmayan çocuklara, murahik olmayan, yani bülüğe ermemiş daha çocuk ama aklı da kesmiyor. Çocuğa zekat olmaz, deliye de zekat verilmez. Akıllı olacak, mümeyyiz olan çocuğa ya da bunların vasisi, velayeti üzerinde olanlara onlar namına zekat verilebilir. Bunun haricindekilere zekat verilmez diyelim. Cenab-ı Hak zekatınız tas tamam hesaplayarak veren kullarından eylesin. Razı olacağı hayatı yaşamaya bizleri muvaffak eylesin. El-Fatiha.